İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Van Gölü Aktivistleri Derneği, Van Gölü'ndeki adalar turizme kazandırılmalı. Arsak'ın Aygistan köyüne yerinden edilmiş yaklaşık 60 aile yerleşti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Arsak'ın altyapısının normal işleyişini kasten bozuyor. Azerolog Grigori Ayvazyan, Azerbaycan'da Rus karşıtı histeri gelişiyor. Antidemokratik Türk Devleti'ne karşı ilk iklim davası açıldı. Bugün özgürlük savaşçısı Garabet Garo Kahkeçyan'ın doğum günü. Batı Ermenistan Milletvekili Hagop Abacyan vefat etti. Batı Ermenistan'daki Van Gölü Aktivistleri Derneği, Ahtamar Adası gibi Van Gölü'nde bulunan diğer adaların da turizme kazandırılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Dernek tarafından farklı sosyal medya platformlarında video ve diğer görsel materyallerle yapılan tanıtımda efsaneler konusuyla tarihi, doğal güzelliği görülmeye değer Ahtamar Adası'nı ziyaret edebilirsiniz ifadeleri yer alıyor. Ahtamar Adası'nın yapılan çalışmalarla turizm açısından belli bir aşamaya getirildiği ancak diğer adalarla ilgili de benzer çalışmaların olması gerektiğine dikkat çekilen tanıtımda Van Gölü'nde bulunan Kıtut, Arter ve Lim adalarının da turizme kazandırılması bölge için faydalı olacaktır ifadeleri kullanıldı. Arsak'ın Askeran bölgesinin Aygestan köyü muhtarı Mıhervan Esyan yaptığı açıklamada 1246 kişinin ana vatanına bağlı kalarak yaşamakta ve yaratmakta olduğunu ifade etti. Onun bildirdiğine göre 44 günlük savaştan sonra yerinden edilmiş yaklaşık 60 aile köye yerleşti. Muhtar Vanesya'nın belirttiği gibi köylüler ağırlıklı olarak inşaat platformunda çalışıyor, tarımla uğraşanlar da var. Okulun 214 öğrencisi mevcut. Anaokulunda ise 55 öğrenci bulunmaktadır. 44 gün süren savaşta köydeki evlerin neredeyse tamamının çatıları hasar gördü ve bazıları değiştirildi. Kırsal yolların restorasyonu gerekiyor. Yağışlı hava nedeniyle yolların durumu daha da kötüleşiyor. Köyde tadilata ihtiyacı olan bir düğün salonu, bir sağlık ocağı, bir toplantı salonu ve kulüp bulunmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Arsak'ta insani kriz yaratmaya yönelik eylemleri hakkında bir açıklamada bulundu. Duyuruyu kısmen aşağıda sunuyoruz. Azerbaycan tarafının bariz müdahalesi ile Ermenistan Cumhuriyeti'nden Arsak'a doğal gaz arzı yeniden kesintiye uğradı. Böylece Arsak'ın yaklaşık 120 bin nüfusu doğal gaz kaynağından mahrum kaldı. Arsak halkı üzerinde psikolojik baskı oluşturmaya, uluslararası insani yardım kuruluşlarının Arsak'a girişini engellemeye yönelik eylemlerinin yanı sıra Azerbaycan, Arsak'taki hayati öneme sahip altyapılarının normal işleyişini kasıtlı olarak bozuyor. Arsak Ermenilerine yönelik bu çirkin ve sistematik şiddet politikasını kabul edilemez buluyoruz. Mevcut durum, hümaniter krizi önlemek açısından uluslararası toplumun acil tepkisini ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının Arsak'a derhal ve engelsiz katılımını acil hale getiriyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'de Azerolog Grigori Ayvazyan, Azerbaycan'ın Rus-Ukrayna Savaşı sırasındaki pozisyonunu ayrıntılı olarak analiz etti ve şu anda Azerbaycan'da devam eden Rus karşıtı eylemlerini sundu. Aliyev'in Arsak ve Ermenistan Cumhuriyeti sınırı boyunca Güney Kafkasya'daki durumu daha da kötüleştirdiğini, bunun sonucunda Türkiye'nin eliyle ve düşüncesiyle Azerbaycan'ın eylemleriyle yeni bir cephe açılmasının mümkün olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ermeni tarafının Yeras bölgesinde bir kurban dağı verdiğini göz önünde bulundurarak Azerbaycan son günlerde Ermenistan Cumhuriyeti sınırlarını çoktan hedef aldı. Azerolog uzmana göre bu durumda Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarını korumakla yükümlüdür. Ermenistan Cumhuriyeti ve işgalci Türkiye arasında olası ilişkilerin kurulabileceğine değinerek bu adımla sınırların olası tanınmasıyla Batı Ermenistan için yapılan mücadele durdurulabilir. Editörün sözü, ancak Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye Batı Ermenistan ile ilgili iddialarını hiçbir zaman sunmadığını hatırlatırız. Sözde egemen Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile işgal altındaki Batı Ermenistan Cumhuriyeti arasında
gümrük noktalarının kurulması, Batı Ermenistan için yasa dışı, gayrimeşru ve kabul edilemez sonuçları onarılamaz olacaktır. Antidemokratik Türk Devleti'nde ilk iklim davası, kuruma tehlikesi altında bulunan Manisa'nın Marmara Gölü için balıkçılar adına açıldı. Açılan davada kuraklık tehlikesi altında olan göl için kamu idarelerinin sorumlu olduğunun tespiti için Manisa İdare Mahkemesi'ne dava dilekçesi verildi. 2011 yılından 2021 yılına kadar devlet kurumlarının hatalı su politikaları ve ataleti sonucunda yüzey alanının %98.18'lik bir kısmını kaybetti ve neredeyse tamamen kurudu. Bu yaşananlar yetmiyormuş gibi kamu idaresinin kuruttuğu göl sebebiyle balıkçı kooperatiflerinden kira bedeli talep etmesi ve kooperatife ödeme emri göndermesi bardağı taşıran son damla oldu. Bu dava iklim davası olarak bir ilk niteliğinde. Ancak Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için etkin bir strateji ve eylem planı oluşturup uygulamadığı sürece bu iklim davalarının devamı mutlaka gelecektir ifadelerini kullandı. Garabet, Garo Kahkecyan bugün 59 yaşına girecekti. Suriye'nin Halep şehrinde doğdu. 1978'de Almanya'ya taşınıp Frankfurt Mühendislik Üniversitesi Makine Mühendisi Fakültesine girdi. Daha sonra Kaliforniya, Fresno'ya yerleşti. Lübnan'da yaşadığı yıllarda Beyrut'un Ermeni mahallesinde meşru müdafaa çatışmalarına katıldı. 1988'de Spitak'ta meydana gelen depremde yardım etmek için Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi. Şah-ı Acemyan ile Haçlılar adlı müfrezeyi kurdu. 1991-1993 yıllarında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ararat, Tavuş bölgeleri, Arsak'ın Askeran, Mardaket, Karvacar bölgeleri ile Berdazor'un alt bölgesinin Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Puşkenyal Tepesi'nin kurtuluşu sırasında ana kuvvetlerin saldırısından önce müfrezesiyle düşmanın ağır kuvvetlerine karşı savaştı. Tepeyi savunmayı başardı ve bu savaş sırasında da şehit düştü. Naaşı anıtının bulunduğu şehitler mezarlığı olan Yerebulur'a defnedildi. Garo Kahkecyan'ın şu sözlerini hatırlıyoruz. Herkes bilsin, biz de diplomasi oynarız. Alçaklar bize geliyor. Kinayeli bir ifadeyle yüzlerine gülüyoruz. Ama bununla beraber dişlerimiz çelikten. Biz artık 1915 Ermenileri değiliz. Düşmanlarımızın boynunu kırmaya hazırız. Batı Ermenistan vatandaşı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Milletvekili ve vatanın fedakar evladı Hagop Abacan'ın vefatını derin üzüntüyle duyurmaktayız. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, rahmetlinin yakınlarına ve arkadaşlarına taziyelerini sunarak sabırlar diliyor. Batı Ermenistan'ın kurulması, refahın sağlanması, sorunlarının gündeme getirilmesi ve dünyaya tanıtılması gibi zorlu ve engellerle dolu görevde Hagop Abacan'ın rolü büyüktü. Onun anısı Batı Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekillerinin, Batı Ermenistan'ın fikrine adanan tüm vatandaşların gönüllerinde her zaman canlı kalacak. Huzur içinde uyu sevgili dostumuz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hovannes Badalya'nın seslendirdiği Derenik Çarçıya'nın Tem Mardum Ingnem adlı şarkısını sunuyoruz. Tem Mardum Ingnem Dahur Mimana Anser Mimana Sirir Dumegi Jahel sirtad siro var pena apso sevarta toşni garun kim. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.